Kadına yönelik şiddetle mücadele için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir uygulaması var. İsmi KADES. Yani Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması. KADES uygulaması şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından telefonlarına yüklendi. Bu uygulamayı yükleyebilmeniz için bir, akıllı telefonunuzun olması gerekiyor. İki, mutlaka internetinizin olması gerekiyor. Uygulamayı şimdiye kadar yükleyen kadınlar arasından şimdiye kadar yaklaşık 50 bin çağrı Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı ve bu çağrılara gidilerek şiddete uğrayan veya şiddet tehdidi altındaki kadınlara destek sağlandı. Eğer siz de şiddete uğrama ihtimaliniz varsa dahi, yani yolda gidiyorsunuz, gece, gündüz hiç fark etmez, birinden şiddet gelebileceği algısına eğer sahip olduysanız dahi, bu uygulama varsa telefonunuzda bu bir butona basarak polisi yanınıza çağırma şansına sahipsiniz. Biliyorsunuz normalde 155 uygulaması var ama 155 ile konuşabilmek için telefon açmanız, ona durumu anlatmanız, adres bilgilerini söylemeniz gerekiyor. Ama öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki malum hiç zamanımız olmayabiliyor ve telefonla konuşmak yerine bu uygulama eğer telefonunuzda yüklüyse sadece tek butona bastığınız anda polisler sizin bulunduğunuz adresi, yer, konum bilgisi de kendilerine ulaştığı için uygulamayla birlikte direkt bulunduğunuz yere gelebiliyorlar ve müdahalede bulunabiliyorlar. Şimdi ben bu uygulamayı telefonuma yüklemeye çalışmıştım daha önce. Ancak o zaman sanıyorum bir yıl kadar önceydi. Mutlaka boşanma sürecinde olan ya da şiddete uğradığı için karşı tarafla davalık olmuş olan kadınlar ancak bu uygulamayı yükleyebiliyorlardı. Eğer sizin böyle bir mahkemelik süreciniz yoksa maalesef uyarı çıkıyordu ve uygulama kullanılamıyordu. Bu durum ortadan kaldırılmış, bu iyi haber. Çünkü artık ister davalık olun biriyle, ister daha önce şiddete uğrayın ya da uğramayın, ne olursa olsun kadın olmanız bu uygulamayı yüklemeniz için yeterli. Herhangi bir şart aranmıyor. Uygulama akıllı telefonlara Google Play üzerinden eklenebiliyor. Yüklemesi de çok kolay. Ancak burada da yine bazı sorunlarla karşılaşıldığını görmek mümkün. Ben hemen aşağıdaki yorumlara göz attığım zaman en çok şu şikayeti gördüm. Uygulamayı hayata geçirirken telefonlara yükleniyor ancak SMS gelmiyor şeklinde. Bunların da nasıl çözüleceğini, nerelerde aksaklık olduğunu size göstereceğim. Gelin uygulamayı telefonumuza nasıl yükleyeceğimizi hep birlikte görelim. Google Play'den rahatlıkla yükleyebilirsiniz. İsmi KADES, Kadın Destek Uygulaması. Burada uygulamaya ait bilgiler de var. Şimdiye kadar yükleyen kullanıcılardan 4 puanında bir değerlendirme almış. Bizden istenen bilgiler şöyle: uygulamayı yüklediğiniz zaman telefonunuza kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum yılınız, dikkat edin doğum yılı, normalde biz hep alışmışız ay, gün, yıl şeklinde yazmaya. Hayır, doğum yılı istiyor. Sadece yıl olarak belirteceksiniz. Bir de cep telefonu numarası isteniyor. Cep numarasını yazarken de başına mutlaka sıfır koymayı unutmayın. Çünkü eğer başına sıfır yazılmazsa burada sorun yaşanıyor. Şimdi kimlik numarasını da yazdığınız zaman dönüp tekrar kontrol edin. Çünkü bazen insan kendi kimlik bilgisini ezbere bilse dahi buraya yazarken hata yapabiliyor. Ad soyad kısmında da hatalar olabiliyor. Şöyle oluyor hata da. Diyelim ki küçük harf kullanırsanız bunu sistem kabul etmiyor. Büyük harfle yazılması gerekiyor. Ayrıca internetle birlikte pek çok karakteri İngilizce yazmaya alıştık. Oysa bu uygulamada adınızı ve soyadınızı İngilizce karakterlerle değil, Türkçe karakterlerle yazmanız gerekiyor. Çünkü bunun da bir sebebi var. Sizin kimlik bilgilerinizle eşleştiriliyor. Diyelim ki ben buraya ad kısmına Tülay benim adım. Tülay değil de
Tulay yazarsam sistem benim bilgimi doğrulamıyor ve bu yüzden de uygulamayı hayata geçiremiyorum, yararlanamıyorum bu uygulamadan. Buna çok dikkat edin. Mutlaka Türkçe karakterlerle adınızı, soyadınızı yazın. Küçük harfler kullanmayın, büyük harfleri kullanın. Doğum tarihi bölümüne de gün, ay, yıl yazmayın. Gününü, ayını yazmayın. Sadece yılı yazın. Telefon numaranızı yazarken de bilgiyi doğru girdiğinizden emin olun. Bu bilgileri girdikten sonra karşımıza bu ekran çıkacak. Burada SMS'le doğrulama isteniyor. Yani siz bu bilgileri yazdıktan sonra cep telefonunuza mesaj olarak bir kod gönderilecek. O kodu da buraya girmeniz gerekiyor. Yalnız dikkat etmeniz gereken başka bir şey daha var. Ben bu uygulamayı telefonuma yükledim. Yüklediğim zaman gelen mesajda KADES uygulaması doğrulama kodu şeklinde, bilmiyorum gösterebilecek miyim size ekrandan. Bakın burada KADES uygulaması kodunun yanında bir de B002 görüyorsunuz. O kısmı yazmayın. Yani B002 kısmı yazılmayacak. Sadece baş tarafındaki GK, B4 ve G harfi var ya, sadece onları yazacaksınız. B002 kısmını yazmayacaksınız. Eğer onu yazarsanız yine size SMS'iniz kabul edilmeyecek, doğru bulunmayacaktır. Ben şimdi yine kaldığım yerden size devam edeceğim. SMS kodu geldikten sonra kodu da yine bu kutucuya yazdığınızdan mutlaka emin olun. Eğer buraya doğru kodu yazmazsanız hiçbir şekilde uygulamayı hayata geçiremeyeceksiniz, işlemeyecek. Bunu yaptıktan sonra da karşınıza bu ekran çıkıyor. İşte bu ortadaki KADES, kadın destek yazısının olduğu buton, sizin acil durumlarda faydalanabileceğiniz buton. Eğer bu butona basarsanız, ki ben bastım, yaklaşık 10 dakika içinde sizi bir polis arıyor ve bu yardımınızı teyit etmenizi istiyor. Bunu teyit ettiğiniz noktada da yardım hemen size ulaşıyor. Ben uygulamaya bastım. Bastıktan sonra da bunu iptal etmeye çalıştım. Ama hiçbir şekilde bir iptal butonu yok. Yani bu da aslında bir yerde iyi. Niye iyi? Eğer o esnada bu butona basan kadının bu iptal, bu çağrısı karşı taraf tarafından sonlandırılmak isterse bunun önüne geçilmiş oluyor. Tabii beni polis aradığı zaman ben ona uygulamayı yeni yüklediğimi ve deneme amaçlı yaparken yanlışlıkla bastığımı söyledim ve çağrıyı sonlandırdım. Aldığım bilgiler bu yönde ve gördüğüm kadarıyla da bu uygulama çok ses getirmiş durumda. Yaklaşık 1 milyon kadın bu uygulamayı yüklemiş ama daha bir o kadar kadın da uygulamadan habersiz. Uygulamayı telefonunuza indirin çünkü konum bilgisi açık kalıyor. Her daim konumunuzun açık kalması gerekiyor. Bu sayede nerede olursanız olun sadece tek butona basarak polisin size ulaşmasını ve sizi şiddetten uzaklaşmanıza destek olur, şiddetten korumanızı sağlar. Bu uygulamayı telefonunuza indirin derim.